Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize iyi geceler. 11 dakika bir konukta Avrasya Anket'in yönetim kurulu başkanı Kemal Özkiraz'la beraberiz. 3 sorumuz olacak, 3 tane de yanıt olacak. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Dün akşamki 23 derecede ve senin kanalında ortak yaptığınız yayında beni bir eleştirdin, bir çarptın. Niye eleştirdin kardeşim beni? Sadece seni eleştirmedim. Ben özellikle bir adayın sadece kazanabileceğini düşünenleri eleştiriyorum. Çünkü anketler çok ortada. Ve böyle olduğu zaman sadece bir adayın üstünden gidildiği zaman diğer adayları sevenlerle söylenen adayın destekçileri arasında bir kutuplaşma oluşuyor. O yüzden sizin bunu yapmamanız gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Yani bu tabii sizin eleştiriniz, benim bakış yerim farklı. Adayın kimliğiyle bir derdim ve sıkıntım yok. Benim derdim olmadığını biliyorum zaten. Benim derdim seçim kazanmaya yönelik biliyorum. Ve buradaki önermem şey, altılı masanın etrafındaki 6 siyasi parti genel başkanının aday olmayacağını deklare etmeleri ve hepsinin 6'sının da iktidar değiştiğinde yürütmenin içerisinde bulunacaklarını, Cumhurbaşkanı adayının kimliğinin ortaya konulmasının, niteliklerinin ortaya konulmasının ve altılı koalisyonun mutabakatın bir program açıklamalarının ve Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin temsil düzeyinde olması gerektiğini, çünkü parlamentonun da son derece önemli olduğunu ifade eden Can Ataklı'nın değerlendirmesine i̇şte benzer bir değerlendirme. Tam olarak buna karşıyım. Çünkü bizi seçimi kazanabilir noktaya bu liderler getirdi, bu siyasetçiler getirdi. Birincisi adayın siyasetin dışından olması ya da aktif siyasetin dışından olması. Ya da siyasetin içerisinden birinin olması. Partilerin harekete geçmesini zorlaştırabilir. Birincisi bu. İkincisi insanlara sanki siyaset ya da parti genel başkanlığı kötü bir şeymiş gibi anlatılmış oluyor. Ben de tam olarak buna karşıyım. Aksine adayın mutlaka o altı liderden birisi olması gerektiği kanaatindeyim. 2 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda açıklaması var. Çünkü bu partili cumhurbaşkanlığı meselesine itirazı var biliyorsunuz 2 dönemdir. Özellikle evet, Kemal Kılıçdaroğlu hala aynı noktada. Evet. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişki kesilmesi gerektiğini söylüyor. Partilerdeki bir insanların, siyaset yapanların ya da genel başkanların Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini söylemiyor. Hemen buradan başka bir şeye geçeceğim. Son anketlerin durumu nedir Kemal? Yani şöyle herhalde 2022 yılında yapılan tüm anketlere baktığımız zaman en sona doğru geldiğimizde muhalefetin toplamı yaklaşık 62-63, iktidarın toplamı da ortalamalarda 37-38 gibi gözüküyor. Ama bu muhalefetin toplamında tabii ki tüm partiler var. Yani altılı masadan bahsetmiyorum. Altılı masanın toplamı da %50'ye yakın gözüküyor. Yani yaklaşık 12-13'lükte dışarıda bir oy potansiyeli oldu. Evet, söyleyeyim. Yani HDP var bir kere yaklaşık %10-11 seviyesinde, %2-3 seviyesinde de diğer partiler var. Anladım. Bir başka olay burada tabii bu Millet İttifakı'nın ve muhalefetin toplam oyu. Galiba bu oylar bir adayı sorduğunuzda değişiyor ya da adayı sormayıp da muhalefetin adayı diye belirsiz bıraktığınızda Erdoğan'ı belirgin bir hale getirdiğinizde ya da o ankette adayları çoklu olarak sorduğunuzda apayrı sonuçlar çıkıyor değil mi? Yani şöyle Alan'ı, kim Cumhurbaşkanı olmak görmek istersiniz diye sadece böyle soran araştırma firmaları var. Böyle olunca karşı tarafın adayı zaten net. Yani şeyde net, seçmenin kafasında en azından net. Tayyip Erdoğan olacağını düşünüyorlar. Orada Tayyip Erdoğan tek başına %35'lerde çıkıyor. Öyle olunca öbür tarafta 7-8 tane isim çıkıyor. En çok çıkanı %20'lerde çıkıyor. Diyorlar ki Tayyip Erdoğan fark attı. Hayır, öbür taraftan da bir aday çıktı. Çünkü en kötü ihtimalle ikinci turda yarışacaklarını düşünmek bütün lazım. Bütün sorulara sorduğunuzda derim ki birinci turda tekli aday olduğunda ve çoklu aday olduğunda ne çıkıyor, ikinci turda ne çıkıyor? Şöyle, birinci turda çoklu aday olduğunda CHP'nin adayının ikinci tura kalacağı çok net gözüküyor. Çok ciddi bir fark.
Zaten geçen seçimde de aynısı oldu. Yani ikinci tura kalacak olsaydı CHP'nin adayı kalıyordu. Ama Erdoğan'a oy verecek misiniz dediğimizde %55'e yakını kesinlikle vermeyeceğim diyor. %35 civarı oy verebilirim diyor. Öbür tarafta çeşitli isimlerle Erdoğan'ı kıyasladığımızda örneğin Mansur Yavaş Erdoğan, Ekrem İmamoğlu Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan diye kıyasladığımızda Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun oyu kararsızlar dağıtıldığında yaklaşık %60 Erdoğan'a karşı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu da yaklaşık %55-%56 Erdoğan'a karşı. Bu sizin anketiniz değil mi? Tüm anketlerde mi? Şöyle, 2022 yılında bununla ilgili 11 anket yapılmış bu üç isimle ilgili. Bu 11 anketin 11'inde de Mansur Yavaş bu şekilde kazanıyor. 10 tanesinde Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bahsettiğim oy oranlarıyla kazanabiliyor. Sadece bir tanesinde tek bir araştırma şirketi. O da tanınan bilinen bir firma değil, ben bilmiyorum ismini mesela. İlk defa o anketi yayınladıklarında duyduğum bir firma. Onun haricinde bütün köklü firmaların yaptığı 10 tane araştırma var. Bu 10 araştırmanın 10'unda da bu 3 isim kazanıyor Erdoğan'a karşı. Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa oy verir misiniz diyen orana bakınca CHP içerisinde oy vermem diyen bir seçmen kitlesi var mı Kemal? Bütün partilerin içerisinde bütün adaylar için oy vermem diyen bir seçmen kitlesi var ama burada şöyle bir durum var. İnsanlar anketlere şöyle bakıyor. Ankette ben en çok desteklediğim ya da kendimce en çok oy alacağını düşündüğüm ismi söyleyeyim. Diğerlerine oy vermem diyeyim ki o çıkmasın, ona aday etmesinler. Ama insanlara tekrar dönüp de sadece bu ikisi olursa dediğimizde hemen hemen bütün isimler aynı oy oranına ulaşıyor. Anladım. Hemen bir başka bir soru soracağım. Sadat kurucusu bugün bir tweet attı. Ekrana verir misin Cem'ciğim? Ve Sadat kurucusu çok açık, net bir şekilde Türkiye'yi siyasal iktidarı ve dış güçlerin, düşmanların işbirlikçisi olarak nitelediği muhalefete sandık yoluyla iktidarı teslim etmeyeceklerini söyledi. Sonra da sıkıyı görünce apayrı bir tweet attı. Sonra bir tweet daha attı. Ben o kadar sapmayayım, onu bir yanlışlıkla attım kardeşim dedi. Ama aslında ilk tweet Sadat'la ilgili ya da bugün iktidara yakın kimi çevrelerin bir düşüncesini net bir şekilde ortaya koydu. Bir seçimle sizi kazansanız bile iktidarı teslim etmeyiz kardeşim. Bence şunu fark ettiler. Çok önceden beri zaten bu tür imalarda bulunuyorlardı. Bu muhalefet seçmenini umutsuzluğa sürüklüyordu. Yani sandığa gelme motivasyonunu düşürüyordu muhalefet seçmeninin. Kazansak da iktidarı vermezler ya da kazanırsak iç savaş vesaire çıkartırlar diye muhalif seçmenin bir kısmı sandığa gelmek istemiyordu. Motivasyonu düşüyordu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a gitmesinden sonra bu ayar bozuldu. Muhalif seçmen, muhalefet bunları bu kadar kolay bırakmayacak, her şeyin farkında. Belli ki ellerinde bilgi de var dedi. Peşinden de Erdoğan Sadat'ı inkar edince, tanımıyorum, bilmiyorum deyince muhalefet seçmenin motivasyonu epeyce yükseldi. Bu sefer büyük ihtimalle Erdoğan ve tayfası bundan pişman oldu. Yani Sadat'ı geri çekmekten, Sadat'ı yok saymaktan vazgeçtiler. Çünkü muhalif seçmenin motivasyonunun yükseldiğini gördüler. Tekrar o motivasyonu bozmak için bu tür açıklamalar yapıyorlar. Hukuki bir sorun olmasın diye de siliyorlar, yeniden yazıyorlar. Nasıl olsa ilk attıkları hep konuşulacak. Bunu yani biliyorlar. Şu soruyu sormak istiyorum. Yani buradan Sadat'ın kurucusu özel harp dairesi de görev yapmış, istihbaratta görev yapmış, yurt dışında psikolojik harp uzmanlığı konusunda eğitim almış ve Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özel harp dairesiyle ilgili ve psikolojik harple ilgili eğitim vermiş biri. Yani bu işin uzmanı. Şimdi Sadat kurucusunun attığı bu tweet'i bir psikolojik harbin bir parçası olarak mı okumalıyız? Hiç şüphe yok. Tam olarak
olarak ondan bahsediyorum. Psikolojik abin parçası. Hatta dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesiyle birlikte psikolojik harpte geri düştüklerini fark ettiler. O yüzden yeniden eski konumlarını, yani insanları korkutan, sindiren, demokrasi olan inançlarını azaltan, sandığa gitmeyi lüzumlu olarak görmemelerini sağlayan bir sindirme operasyonunun geri teptiğini gördüler. Tekrardan bunun tersini yapmaya çalışıyorlar ama artık o treni kaçırdılar. Yani Recep Tayyip Erdoğan Sadat'ı tanımıyorum, bilmiyorum dedikten sonra hiç kimse bunlar için kimseye değil bir kurşun, bir fiske bile atmaz. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat baskını bence çok kıymetli bir şey. Yani tabii böyle bakınca demokratik bir ülke olsaydık, bir hukuk devleti olsaydık, bu tweet'i atan Sadat kurucusuyla ilgili Cumhuriyet Savcıları nasıl harekete geçerdi? Ömrünün sonuna kadar hapisten çıkamaz. İnsanları sandıkta bile size memleketi teslim etmeyiz diyen birisi dünyanın hiçbir demokrasisinde gün yüzü göremez. Hemen bir başka soru. Tabii Sadat baskını, ardından bir kaçışın anatomisi başlığıyla insanları saat 22'de ekrana davet eden ve orada asıl yolsuzluklara dikkat çekmek istemiyorum. Uyuyan devleti, uyuyan devi uyandırmak için bu videoyu çekiyorum diyen Kılıçdaroğlu gerçeği var. Özellikle AK Parti'nin içerisinden gelen, özel kalem müdürlüğünü yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın, aynı zamanda doktorluğunu yapan ve milletvekilliği yapmış olan Turhan Çömez dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kaçışın anatomisi diyerek muhafazakar seçmenin Erdoğan etrafında konsolide olmasını sağladı ve buradan Erdoğan bunu çok kullanacak dedi ve bugün Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Adnan Menderes döneminde aynı yalanı söylemişlerdi. Cem, ekrana verebilirsen onu lütfen. Ben de hemen bakacağım ve söyleyeceğim. Bir saniye lütfen Kemal, hemen söylüyorum. Dedi ki 27 Mayıs darbesinin 62. yıl dönümünde Özgürlükler, Demokrasi ve Özgürlükler adasındaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki Yassada Mahkemesi Yargılanıyor temalı anma programında tarihi bir belgeyi gösteren ve beraberinde 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar yazıyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bay Kemal'in geçen akşam söylediklerinden farkı var mı? Aynı değil mi? Diyerek ülkenize ihanet derecesine varan söylemlerinizi, hırslarınızı bir kenara bırakın. Hayırda yarışacaksanız biz sonuna kadar varız ama şerrinizi sürdürecekseniz bu bizim yolumuz değildir. Biz sizi kuklalarla değil, ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz diyerek muhafazakar seçmeni anda Adnan Menderes üzerinden yeniden konsolide etmeye çalışan bir mesaj verdi. Siz de bir kaçışın anatomisi başlığını ya yanlış olduğunu ya da bunun Erdoğan'ın seçmen kitlesine etrafında toparlanmak için AK Parti tarafından kullanışlı bir başlık olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, hiç düşünmüyorum. Turhan Hoca da muhtemelen şeyden bahsediyor. Aynı Erdoğan'a referans verdi. Geçmişteki olaylardan bahsediyor ama bunlar birincisi birbirine benzemiyor. Neden benzemiyor? Öncelikle o dönem bir darbe dönemi. Yani o dönemde onu yapanlar siyasetçiler değil. İkincisi kanıtlanamamış iddialar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ise çok net, kanıtlı, belgeli, yurt dışına vakıflar aracılığıyla para götürüldüğünü anlatıyor. İkinci benzemez durum şu, bu söylediğinizi, Turhan Hoca'nın söylediğini 5-6 sene önce olsaydı evet olur derdik. Ama insanlar artık çalınanın kendinden çalındığını düşünüyor. O yüzden sokakta bu iddialara inanmayan bir tane AK Partili bile yok. Yani şu anda mevcutta oy verecekler de dahil. Oy vermeyecekler de zaten bu iddiaları bildikleri için ayrıldılar oralardan.
bu olaylar bildikleri, gördükleri için ayrıldılar. O yüzden oraya geri dönecek bir seçmen grubu yok. Hele hele yolsuzluk üzerinden, özellikle de belgeli işler üzerinden öbür tarafa tekrar dönecek bir seçmen grubu yok. Yani siyasetçiler, özellikle de muhafazakar kanattan gelen siyasetçiler her şeyi normal durumlara göre yorumluyorlar. Şu anda Türkiye'de hiçbir durum normal değil. İnsanlar gerçekten çok büyük fakirlik yaşıyorlar. Ve bu fakirliğin sebebinin Erdoğan'ın kötü yönetimi olduğunun da farkındalar. Hem kötü yönetim olduğunu farkındalar, hem çok büyük bir savurganlık yapıldığının farkındalar. Hem de bu iddiaların doğru olduğunun da farkındalar. O yüzden dönem eskisi gibi değildi. Yani Adnan Menderes döneminde askerler bu bildirileri dağıtmışlardır. Evet, insanlar da buna belli bir süre inanmışlardır ama sonra yargılamaların sonucunda böyle bir şey olmadığını gördüklerinde inanmadılar. Bugün öyle bir süreç yok ki. Bugün giriyorsunuz internete, Kemal Kılıçdaroğlu belgelerden bahsettikten sonra 5 dakika içerisinde bütün belgeler Twitter'da yayınlandı. AK Parti'nin bütün kadroları, hatta devletin kadroları, iletişim başkanlığı bir parti kadrosu değil normalde. Olmaması gerekir ama iletişim başkanı bile çıktı, dedi ki ya, dedi, bu belgeler sanki gizli belgelermiş gibi davranıyor. Yani itiraf etti aslında belgelerin doğru olduğunu. İnsanların, sokaktaki insanların çok umurunda mı derseniz, çok da umurunda değil. Şöyle, AK Parti'den kopan seçmenler herhangi bir ideolojik sebeple falan kopmadılar. O yüzden herhangi bir böyle ideolojik tehditle falan da geri gelebilecek durumda değiller. AK Parti'den kopan seçmenlerin durumu çok belli. Kötü yönetimden şikayetçiler, kötü ekonomiden şikayetçiler, savurganlıktan ve yolsuzluktan şikayetçiler. En çok şikayetçi olan durumlar bunlar. O yüzden buradan bir konsolidasyon falan çıkmaz. Buradan ancak muhalefet seçmeninin konsolidasyonu çıkar. Çünkü muhalif seçmenin bir kısmı da muhalefetin bu naif tavrına acaba hesap sorulmayacak mı? Aynı düzen böyle devam edecek mi diye endişeyle karşılıyorlardı. Onların bu endişesini yok eden bir açıklama. O yüzden buradan AK Parti'nin karlı çıkması mümkün değil. Son bir soru. AK Parti'den kopan yaklaşık %20 civarında, %28 kararsız seçmen üzerine bakınca, AK Parti'nin propaganda merkezinin, strateji merkezinin AK Parti'den kopan seçmenin AK Parti'ye dönmeyeceğini biliyor ama en azından muhalefete de gitmemek üzere sandığa gitmemesine yönelik bir kampanya mı yürütüyor? Nedeni şu, 2014 seçimlerinde seçime katılma oranı %74'tü ve Erdoğan'ın aldığı oy o dönem 51 nokta küsürdü. Yaklaşık 21 milyon oyla seçildi. Bugün de seçmeni sandıktan uzaklaştıracak ve yaklaşık olarak o senin dediğin %40 civarında oyun kullanılacak seçmen bazında da 21 milyona tekabül ediyor yaklaşık olarak. 62 milyon seçmende. Bunun üzerine bir kurgu mu kuruluyor diye soracağım. Onu bilemiyorum kurguları ne ama asıl motivasyonları kendi seçmenlerini mümkün olduğu kadar tutabilmek, muhalif seçmene de umutsuzluk aşılayıp sandığa gitmemesini sağlamak ama muhalif seçmen çok bilenmiş durumda. Bu tutmaz yani. Sandığa gitmeyecek seçmenin biz çok net şekilde görüyoruz. AKP-MHP seçmenleri olduğunu görüyoruz anketlerde. 2015-7 Haziran seçimlerinde de aynısı oldu. Hatırlarsanız o dönemde bütün AK Partili yetkililer seçmenimiz bize bir ders vermek istedi, sandığa gelmedi ama kantarın topuzunu da kaçırdılar demişlerdi. Şu anda AKP ve MHP için asıl sorun bu. Kendi seçmenini sandığa getiremiyor. Ve daha büyük bir sorun var. Bütün kararsızları sandığa getirip kendilerine oy verdirseler bile şu anda 50+1'i geçemiyorlar. Asıl sorun orada. Yani AKP ile MHP'nin toplamı anketlerde 35-38 aralığında, kararsızları dağıtınca üstelik, kararsızları dağıtmazsak maksimum 35 civarında ve kararsızların oranı da ortalama %11 civarında. Şimdi, tamamı gelip AKP'ye oy verse bile yetmiyor. Son bir soru dedim ama aklıma geldi. Bu soruyla bitireceğim. Son bir haftadır Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunuyorum Kemal. Seçim güvenliğiyle ilgili olarak Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın dışındaki tüm siyasi partileri tek bir maddeyle seçim güvenliği için bir masa etrafında toplantıya çağırmalı. Altılı İttifak ayrı, yani o bir seçim işbirliği. Ama seçim güvenliği esasında beraber davranma. Çünkü son sandık değişkenliklerine bakınca strateji kurulmuş.
belli. Bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu 100 yaşındaki bir adam üzerinden de örnek vermişti. Buradan çıkarak soracağım soru şu. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'deki tüm siyasi partileri, yani muhalefette bulunan siyasi partileri bir araya çağrı, seçim güvenliği üzerinden çağrı yapıp toplarsa ve bu toplantıya katılmayanların da sarı muhalefet olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaksa ki çıkar, Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir çağrı yapmalı mı? Yani çok mantıklı öneriniz, yapılabilir. Altılı Masa'da da zaten şu anda bir sonraki toplantıda ana gündem maddesi bu olacak gibi gözüküyor. Buna dair duyumlarımız var. Ama sizin dediğiniz Altılı Masa'nın dışında tüm siyasi partiler seçim yani sırf o maddeyle ilgili, tek bir madde. Evet, çok mantıklı olur bence de. Çünkü o zaman HDP'de, işte atıyorum Memleket Partisi'de, Türkiye Değişim Partisi'de, Zafer Partisi'de, yeniden Refah Partisi gibi tüm partiler de seçim güvenliği diye bir derdi olup olmadıkları, bir oylarının bile başkasına yazılmaması, iptal edilmemesi için böyle bir sürecin içerisinde olup olmayacakları da görülür diyorum. Evet, bence de çok mantıklı bir çağrı olur. Kemal, katılıyorum bu çağrı. Kemal, çok teşekkür ediyorum. Son ben sözünü alıp kapatayım. Var mı bir sözün? Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Kemal. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili Gerçek TV izleyicileri, 11 dakika bir konukta konuğumuz Avrasya Anketi'nin yönetim kurulu başkanı Kemal Özkiraz'dı. Çok teşekkür ediyoruz yayını izlediğiniz için. Beğenmeyi, abone olmayı ve katılmayı lütfen unutmayın. Akşam 00'da Bidin Özyer'le Gerçek Bakış programında haftalık gündeme ve bugünkü gündemi farklı bir bakış açısıyla konuşacağız. O programda bekliyoruz. İyi geceler diliyoruz.